Kara Gümrük Çetesi lideri Nuri Ergin ve kardeşi Vedat Ergin de uzun tutukluluk başvurusu yaparak tahliye istedi. Haber Türk'ün haberine göre, İzmir Barosu'na kayıtlı avukatlardan Ergün Bademci, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi ve Uşak Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliye talebini içeren dilekçe verdi. Avukat Bademci, dilekçesinde suç işlemek için örgüt kurmak, Kasten adam öldürmeye azmettirmek suçlamasıyla müvekkillerinin 2000 yılının mayıs ayından beri tutuklu yargılandığını belirtti. Avukat Badancı müvekkillerinin 31 Aralık 2010 tarihinde ve yürürlüğe giren tutukluluk sürelerini sınırlayan Ceza Muhakemesi Kanunu'nun CMK 102. maddesi gereğince tahliyesine karar verilmesini istedi. Davaları temyiz bekliyor İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi. 28 Eylül 2010 tarihinde sanık Nuri Yergin'in Emre Çakır'ın tasarlayarak öldürülmesini azmettirmek suçundan müebbet hapiste cezalandırılmasına karar vermişti. Temiz için yargıtaya gönderilen dosya, 4 aydır bekliyordu Ergin kardeşleri ayrıca uşak cezaevindeki isyandan önce Nizamettin Dal'a işkence yaparak öldürdükleri olay ile ilgili İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Geçen yıl Aralık ayında biten davada, Nuri Ergin ömür boyu hapis cezasına, kardeşi Vedat Ergin ve altı adamı ise 20'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ergin kardeşlerin avukatları kararın temizi için yargıtaya başvurdu. Ergin kardeşlerin uşak e tipi cezaevinde çıkan isyanla ilgili uşak ağır ceza mahkemesinde görülen davası ise devam ediyor. Mahkeme 2000 yılında 6 kişinin ölmesi, 23 kişinin yaralanması ile sonuçlanan olayla ilgili iki kardeş için ömür boyu hapis cezası istedi. Tahliye dilekçesini verdiklerini belirten Ergin kardeşlerin avukatı Ergün Bademci. gerekli hesaplamaları yaptık özellikle Vedat Ergin'in çıkacağını tahmin ediyoruz dedi. Ergin kardeşler ile Uşak Cezaevindeki olaylardan dolayı yargılanan Hüseyin Bayram Demir ile Özen Çelik ise tutuklu bulundukları İzmir F tipi Cezaevinden önceki gün tahliye edildi. Kandemir ile Özen, Uşak Cezaevinde çıkan isyanda Ergin kardeşlerle birlikte hareket etmişler organize suç çetesi liderleri olarak ortaya çıkan Nuri ve Vedat Ergin, Kara Gümrük Çetesi olarak tanındı. Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Alaaddin Çakıcı'ya savaş ilan eden Nuriş, onu mermi manyağı yaparım sözüyle önüne ün kattı.